İnşallah yapmazlar, o ayrı. Ama haksızlık yapıyorsun. Sen her zaman evimizin baş köşesinde oldun anne. Türkan öldükten sonra çocuklar başıma kaldı diye söyleniyordun. Fikret geldi, o gitsin diye söylenmeye başladın. Annemsin, canımsın. Ama bana hiç yardımcı olmuyorsun anneciğim. Şimdi torunlarınla, oğlunla güzel güzel, keyifli yaşayacağın yerde sorun çıkartıyorsun. Tamam işte, çıkarmıyorum. Bak, yokum artık evinizde. Rahat rahat oturun baş başa. Ben o kadından uzaklaştım, rahata erdim oğlum. Ama sana acıyorum. Sen onunla bir ömür geçirmeye inat ettin. Bu arada nikaha gerçekten gittiniz mi beni aramaya? Gittik. Gelin nasıldı? Dikkat etmedik. Hadi anne. Hadi gel benimle. Bak aklım sende kalmasın. Hadi. Yok. Benim yerim burası artık. Gelmiyorsun yani. O zaman kusura bakma ama ben daha fazla kalamayacağım İstanbul'da. Güle güle. Hoşça kal anneciğim. Ararım ben seni. Buyur. Sağ ol. Leyla Tekin siz misiniz efendim? Evet. Oo. Şurayı imzalar mısınız lütfen? Bir dakika. Teşekkürler. Sağ olun, iyi günler. Uzun zamandır görmediğim bir arkadaştan anladım ben. Evet, ondan. Ofise uğradım, geciktim. Ben dün geceden beri seni bekliyorum. Sabah neden geç geldiğin önemli değil. Gece neredeydin? Alay eder gibi ofise uğradım, geciktim diyor bir de. Geçen gün bunun yüzünden kavga etmedik mi? Çocuk hastalandı, yoksun. Eve gelip gittiğin saatler hiç belli değil. Beni hiç umursadığın yok zaten. Param var mı yok mu? En ufak bir sorumluluk duymuyorsun bana karşı. Eve geldiğinde de bir kelime konuşmuyorsun. O kadar kızıyorum, yine bir şeylerin peşindedir diyorum ama merak etmeden de duramıyorum. Aklıma bir türlü şey geliyor ya. Bu kadar rahat olur mu insan? İnsan bir adam yana koyar, bir arar hiç olmazsa. Boşanmak istiyorum Ceyda. Söylediklerinde çok haklısın. Ben bu evliliği yürütemiyorum. Zaten söylüyordun. Boşanalım. Başka biri var değil mi? Hayır. Bunun sadece seninle ve benimle ilgisi var.
Hayatımın sonuna kadar oğluma karşı her türlü sorumluluğu yerine getireceğim. Sana değil, ona söz veriyorum. Ayrıca elimden geldiği kadar seni de destekleyeceğim. Benim de sürem doldu değil mi? İşim bitti. Sıramı savdım. Ama bundan sonra Kaan'ım... Sakın bana oğlumla şantaj yapmaya kalkma, zararlı çıkarsın. Sakın. Eğer medeni bir şekilde ayrılırsak... bundan sonraki hayatımızda da ömür boyu birbirimizin yüzüne bakabiliriz. Senden böyle olmasını rica ediyorum. İmzalamadan siz de bir okuyun. Öyle bir protokol ki mahkemede bulunmanıza bile gerek yok artık. Gerisini avukatlar halleder. Hayır. O kararı hakimin ağzından duymak istiyorum. Ceket. Tamam bu. Hadi bakalım. Şurayı imzalayacaksınız. Önce? Ha, evet. Nereye imzalıyorum? İsminizin altını imzalıyorsunuz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.